Merhaba arkadaşlar, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük türlerinin 12. testini çözmüş olacağım. Yani zarflarla ilgili son test arkadaşlar. Birinci soruyla başlıyoruz. Buna göre hangi öğrencinin cevabı öğretmenin verdiği açıklamalardan hiçbirine örnek oluşturmaz demiş arkadaşlar. Bakalım açıklamalara. Bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni yer yön bildiren sözcüklerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalarda bulunur. Yer yön bildiren sözcükler kendisinden sonraki ismi belirtirse belirtme sıfatı olur. Yer yön bildiren sözcükler ek almadan fiil belirtirse ve nereye sorusuna cevap verirse bu sefer de yer yön zarf olur. Ama şartı neydi? Ek almaması. Yer yön bildiren sözcükler tamlayan eki alarak isim olarak kullanılabilir. Yine yer yön bildiren sözcükler yaklaşma, bulunma ve ayrılma durum eki alarak isim görevinde kullanılabilir demiş. Bu açıklamalardan sonra sınıftaki bazı öğrencilerden bu açıklamalara örnek vermelerini istemiştir. Mina, aşağı mahallede gördüğüm ahşap evi çok beğendim cümlesini vermiş. Buradaki aşağı sözcüğüne bakacak olursak, bakın mahalle isim, hangi mahalle? Aşağı mahalle ismi belirttiği için aşağı sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Dolayısıyla Mina'nın vermiş olduğu cevap birinci açıklamayla örtüştüğü için Mina'yı elemiş oluruz. Serra, az önce gördüğüm köpekle geçen gün de dışarıda karşılaştım cümlesinde ise bakın dışarı sözcüğü yer yön zarfıdır. Fakat burada dışarı kelimesi D'da bulunma hal ekini almıştır. Bundan dolayı da bu sözcük zarfı olma özelliğini yitirip isim görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. Peki bu hangi açıklamaya uygun olarak verilmiş? Bakın bu da yine son açıklamaya uygun olarak verilmiş. Burada da bulunma hal ekini aldığında isim görevinde kullanılır demişti. O yüzden biz Serra'yı da elemiş olduk. Songül, yukarının havası son günlerde nedense çok bozuldu cümlesinde yine yukarı sözcüğü tek başına kullanıldığında ve fiili belirttiğinde yer yön zarfıdır. Fakat burada yukarının havası demiş. Tamlayan eki almış, belirtili isim tamlaması oluşturmuş. O yüzden yukarı sözcüğü burada isim görevindedir. Bu da dikkat edecek olursanız dördüncü özelliğe uygun bir açıklamadır. Burada da tamlayan eki alarak isim olur demişti. O yüzden biz Songül'ü de elemiş olduk arkadaşlar. Burak, içerisi çok sıcak olduğu için hemen sahile gitmem lazım ifadesinde ise bakın içerisi normalde yer yön zarfıdır. Fakat burada ne almış arkadaşlar? Belirtme hal eki almış. O yüzden bu bir dursun. Açıklamalarda böyle bir ifadeyi görememiştik. Son cümlede bakalım. Hasan, babaannesi onu korumak için bir anda ileri atıldı cümlesinde ise bakın atıldı fiil, nereye atıldı? İleri atıldı. İleri sözcüğü fiili belirtmiş. Nereye sorusunun cevabı yalın halde kullanılmış. O yüzden bu da nedir? Yer yön zarfıdır. Bu da arkadaşlar İkinci açıklamaya uygunluk gösterdiği için biz Hasan'ı da elemiş oluruz. Dolayısıyla Burak arkadaşlar açıklamalara uygun örnek vermediğinden dolayı bunlara aykırı bir durum oluşturmuştur. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soruya geçiyoruz. Cümlelerin hangisinde çok sözcüğü ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Mustafa Kutlu, hikayelerinin çoğunda çok akıcı bir üslup kullanır derken bakın üslup isim, nasıl üslup, akıcı üslup, niteleme sıfatı, ne kadar akıcı üslup, çok, çok sözcüğü burada nedir? Miktar zarfıdır. Sanatçı şiirlerinde her kelimeye çok farklı anlamlar yüklemiş kelimesinde ise anlam isim, nasıl anlam, farklı sözcüğü niteleme sıfatıdır. Ne kadar farklı anlam? Çok. Çok sözcüğü de yine miktar zarfı olarak kullanılmıştır. Nefi şiirlerini hicve dayalı çok sert bir dille kaleme almıştır cümlesinde ise yine dil isim, nasıl dil,
sert dil niteleme sıfatı. Ne kadar sert dil? Çok. Çok sözcüğü de burada miktar zarfıdır. Halide Edip'in Sinekli Bakkal romanı çok okunan kitaplardan biridir. Bakın, kitaplar kelimesi isimdir. Nasıl kitaplar? Okunan kitaplar niteleme sıfatıdır. Ne kadar okunan kitaplar? Çok. Çok sözcüğü de burada yine miktar zarfı olarak kullanılmıştır. Oğuz Atay, tutunamayanlar ile çok ilginç bir roman örneği vermiştir cümlesinde. Bakın, roman isim, nasıl roman, ilginç roman niteleme sıfatı, ne kadar ilginç roman, çok, miktar zarfı. Arkadaşlar, farklı bir görevde kullanılmıştır diye sormuştu soruda bize. Aslına bakarsanız burada hepsi miktar zarfı olarak kullanılmış ve genel itibariyle sıfatları derecelendirmiştir. Fakat burada dikkat edecek olursanız sadece D seçeneğinde okunan derken anası mezar dikecekmişten fiilimsi var arkadaşlar. Dolayısıyla miktar zarfı burada fiilimsiyi derecelendirmiş. Diğerlerinde böyle bir kullanım olmadığı için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Bu parçadaki altı çizili sözcükler tür bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır demiş. Bakalım, yukarı katlara derken kat isim, hangi katlara? Yukarı katlara. Yukarı sözcüğü ismi belirttiği için arkadaşlar bu sözcük nedir? Sıfat görevindedir. Yine üst kat demiş. Kat isim, hangi kat? Üst kat ismi belirttiği için bu sözcük de sıfat görevindedir. Yukarı çıkmak, çıkmak isim fiil ekini almış. Dolayısıyla bu sözcük nedir? Fiilimsidir. Nereye çıkmak? Yukarı. Bakın, yalın halde kullanıldığı için ve fiilimsiyi belirttiği için bu sözcük yer yön zarfıdır. Sağa kıvrılarak derken buradaki sağ kelimenin köküdür. A yönelme hal ekini almış. Dolayısıyla bu sözcük isim görevinde kullanılmıştır. Aşağı inmeye derken inmek yine mame isim fiil ekini almış. Sözcük fiilimsi görevinde arkadaşlar. Nereye inmeye? Aşağı inmeye. Bakın, aşağı da yalın halde kullanılmış. Fiilimsiyi belirtmiş. O yüzden bu sözcük de yine yer yön zarfıdır. Diğerlerinden farklı olanı sormuştu bize. İki tane arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sıfat. İki tane de ne var? Yer yön zarfı var. İsim sözcüğü tek başına kullanılmış. Bundan dolayı da diğerlerinden farklıdır. Doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Cümlelerin hangisinde altı çizili söz eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirmektedir diyor. Arkadaşlar, eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirmek istiyorsa bizden neyi bulmamızı ister? Durum zarfını bulmamızı istiyor. Seçeneklere bu gözle bakmamız lazım. Kuşlar açlığını gidermek için her gün bu sahile akın ederdi cümlesinde. Akın etmek nedir arkadaşlar? Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Ne zaman akın eder? Her gün. Her gün sözcüğü fiile sorduğumuz ne zaman sorusunun cevabı olduğundan dolayı zaman zarfıdır. Kitabı sabaha kadar okuyup bitirmek istiyordu ama bitiremedi cümlesinde ise okuyup demiş, ıp ip up zarf fiil ekini almış. Dolayısıyla bu sözcük fiilimsidir. Ne zamana kadar okuyup? Sabaha kadar. Yine sabaha kadar sözcüğü burada da zaman zarfı görevinde kullanılmıştır. Bir sonbahar akşamı sessiz bir şekilde sevdiği şehri terk etti cümlesinde ise bakın arkadaşlar, terk etmek yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil. O yüzden hemen sorumuzu soruyoruz. Nasıl terk etti? Sessiz bir şekilde. Sessiz bir şekilde burada durum zarfı görevinde kullanılmıştır. Soruda da bize bunu sormuştu arkadaşlar, bunu bulmamızı. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Onunla çoğu kez herhangi bir sebep olmadığı halde tartışırdık. Tartışırdık fiil. Ne kadar tartışırdık ya da ne zaman tartışırdık? Çoğu kez. Çoğu kez sözcüğü de burada nedir arkadaşlar? Miktar zarfı görevinde kullanılmış. Sait Faik hakkında düzenlenecek sempozyum biraz sonra başlayacak. Başlamak fiil. Ne zaman başlayacak? Biraz sonra. Bu da yine ne zaman sorusunun cevabı olduğundan dolayı zaman zarfı olarak kullanılmıştır. Beşinci soru. Cümlelerdeki altı çizili azlık çokluk zarflarından hangisi
ötekilerinden farklı türdeki bir sözcük türünü belirtmiştir diye sormuş. Bakalım en önemli görevi derken görev isim, nasıl görev, önemli görev, önemli sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Ne kadar önemli görev, en önemli görev, en sözcüğü de miktar zarfıdır. Bakın arkadaşlar niteleme sıfatını belirtmiş. Oldukça kaliteli bir dergi derken dergi isim, nasıl dergi, kaliteli dergi niteleme sıfatı, ne kadar, oldukça, miktar zarfı yine burada niteleme sıfatını belirtmiş miktar zarfı. Daha güzel günler ifadesinde günler isim, nasıl günler, güzel günler niteleme sıfatı, ne kadar güzel günler, daha yine hem üstünlük hem de miktar zarfıdır diyebiliriz. Dolayısıyla bu da sıfatı belirtmiş. Çok iyi anladım derken anlamak fiil, nasıl anlamış, iyi anlamış, bu sözcük durum zarfıdır. Ne kadar iyi anlamış, çok, bu da miktar zarfıdır. Arkadaşlar A, B, C seçeneklerinde miktar zarfı niteleme sıfatlarını belirtirken burada bakın durum zarfını belirtmiş. Bundan dolayı da farklı türde bir sözcüğü belirttiğini görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Alttaki seçeneğe de bakalım. Epey bir kitap derken kitap isim, nasıl kitap, iyi kitap niteleme sıfatı, ne kadar iyi kitap, epey, bu da miktar zarfı görevinde kullanılmış ve sıfatı belirtmiştir. Altıncı soru, cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir türde kullanılmıştır? Aşağı kata derken kat isim, hangi kata, aşağı kata, bakın ismi belirttiği için arkadaşlar bu sözcük sıfat görevindedir. Yukarı çıktım, çıkmak fiil, nereye çıkmış, yukarı, fiili belirtmiş, yalın halde kullanılıyor. Arkadaşlar bu sözcük yer yön zarfıdır. Dışarı çıktı ifadesinde yine çıkmak fiil, nereye çıkmış, dışarı, dışarı sözcüğü yalın halde kullanıldığı için bu da yer yön zarfıdır. İçeri girdi, girmek fiil, nereye girmiş, içeri, içeri sözcüğü de yalın halde kullanıldığı için yer yön zarfı. Gitmek fiil, nereye gidememiş, ileri, yalın halde kullanılmış, fiili belirtmiş, bu da yine yer yön zarfıdır. Farklı olanı sormuştu. A seçeneğine dikkat edecek olursanız ismi belirttiği için sıfat görevinde kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soru, cümlelerin hangisinde en sözcüğü ötekilerinden farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Çukurova'yı en iyi anlatan yazar derken bakın anlatan nedir arkadaşlar? Fiilimsi eki almış. Dolayısıyla bu sözcük fiilimsidir. Nasıl anlatan, iyi anlatan, fiili belirttiği için bu sözcükte durum zarfı görevindedir. Ne kadar iyi anlatan, en iyi anlatan, en sözcüğü hem üstünlük zarfı diyebiliriz hem de miktar zarfı diyebiliriz. Burada durum zarfını belirtmiş. Yunus Emre'nin şiirlerinin en önemli özelliği de sade bir dille oluşturulmasıdır cümlesinde. En önemli özelliği demiş. Özellik isim, nasıl özellik? Önemli özellik niteleme sıfatı, ne kadar önemli özellik, en sözcüğü de burada yine miktar zarfıdır. Neyi belirtiyor arkadaşlar? Niteleme sıfatını belirtmiş. Orhan Veli'nin en başarılı yönü Türk şiir geleneğini kökünden sarsmasıdır cümlesinde ise yön, isim, nasıl yön, başarılı yön, yine arkadaşlar ismi belirttiği için niteleme sıfatıdır. Ne kadar başarılı yön, en sözcüğü de burada miktar zarfı görevinde kullanılmıştır ki burada neyi belirtiyor? Niteleme sıfatını belirtiyor. Necip Fazıl'ın en etkileyici şiirleri bana göre Kaldırımlar ve Çile adlı şiirleridir cümlesinde şiirler isim, nasıl şiirler, etkileyici şiirler, etkileyici sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Ne kadar etkileyici şiirler, en sözcüğü de arkadaşlar yine miktar zarf olarak kabul edilir. Burada da dikkat edecek olursanız niteleme sıfatını belirtmiş. DiCaprio'nun rol aldığı Başlangıç adlı film en kaliteli yapımlar arasındadır cümlesinde ise yapım isim, nasıl yapımlar, kaliteli yapımlar niteleme sıfatı, ne kadar kaliteli, en sözcüğü de burada yine miktar zarfı ya da üstünlük zarfı olarak kabul edilir. Bakın arkadaşlar miktar zarfı da burada yine sıfatı belirtmiş.
farklı bir görevde kullanılanı sormuştu bize. B, C, D ve E seçeneklerinde niteleme sıfatını derecelendirirken A seçeneğinde arkadaşlar durum zarfını derecelendirmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcükler tür bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır demiş. İngilizce öğrenmek için derken İngilizce sözcüğü burada isim görevinde kullanılmıştır. Gizlice dışarı çıkmıştı ifadesinde çıkmak fiil, nasıl çıkmıştı gizlice fiili belirttiği için ve nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı durum zarfıdır. Çocukça davranışlarıyla derken davranış isim, nasıl davranış çocukça davranış arkadaşlar bu da isme sorduğumuz nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı niteleme sıfatıdır. Sessizce bir şeyler söyledi cümlesinde söylemek fiil, nasıl söylemiş sessizce fiili belirtmiş nasıl sorusunun cevabı durum zarfıdır. Genişçe bir pantolon, pantolon isim, nasıl pantolon, genişçe pantolon ismi belirttiği için ve nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı bu da niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Farklı olanı sormuştu. Bakın iki tane niteleme sıfatı, iki tane de durum zarfı var. Farklı olan arkadaşlar İngilizce kelimesidir. İsim görevinde kullanılmıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 9. soru. Cümlelerin hangisinde fena sözcüğü diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır diyor. Bakalım. Fena ağrıyordu ifadesinde ağrımak fiil, nasıl ağrıyordu? Fena, fena sözcüğü durum zarfıdır. Fena anlatmadı ifadesinde ise anlatmadı fiil, nasıl anlatmamış? Fena, fiili belirttiği için durum zarfıdır. Fena bir yer değil ifadesinde ise yer isim, nasıl yer? Fena yer, fena sözcüğü ismi belirttiği için burada niteleme sıfatıdır. Fena kokuyordu, kokmak fiil. Nasıl kokuyordu? Fena, fiili belirttiği için durum zarfıdır. Kızmak fiil, nasıl kızmış? Fena kızmış. Yine fiili belirttiği için bu da durum zarfıdır. Arkadaşlar farklı olanı sormuştu. Bakın C seçeneğinde fena kelimesi niteleme sıfatı olarak kullanıldığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde birinci cümleden ikinci cümleye geçilirken altı çizili sözcüğün türü değişmiştir diyor arkadaşlar. Yani birinci cümlede farklı bir görevde, ikinci bir cümlede o sözcük farklı bir görevde kullanılmış olacak. Bakalım bütün zorlukları maalesef yalnız senin göğüslemen gerekiyor ifadesinde. Bakın yalnız sözcüğü hatırlarsanız edat ve bağlaçlar konusunda konu anlatım videosunda bundan bahsetmiştik. Ama ve fakat anlamlarına gelirse arkadaşlar bu nedir? Bağlaçtır. Bu sözcük sadece anlamına gelirse bu sefer de edat görevinde kullanılmıştır. Burada sadece senin göğüslemen gerekiyor anlamına geldiği için bu sözcük nedir? Edattır. İnsanların derin duygularını yalnız şiir yazanlar anlayabilir. Sadece şiir yazanlar anlayabilir anlamına geldiği için bakın bu sözcük de edat görevinde kullanılmıştır. İkisi de aynı görevde kullanıldığı için A seçeneğini elemiş olduk. Başkan gündemde iki konu hakkında bazı açıklamalar yaptı cümlesinde. Açıklamalar isim, nasıl açıklamalar? Bazı açıklamalar ismi belirtmiş ama net olarak belli olmadığı için bazı sözcüğü nedir? Belgisiz sıfattır. Bazı romanlar insan gerçeğini derinlemesine ortaya koyar cümlesinde ise romanlar isim, hangi romanlar? Bazı romanlar. Ya bakın yine burada bazı sözcüğü ismi belirtmiş ama net olarak belli olmadığı için bu sözcük de yine belgisiz sıfattır. İkisi de aynı görevde kullanıldığı için biz B seçeneğini denemiş olduk. Akşam şairi olarak tanınan Ahmet Haşim'in şiirlerini değerlendirdik cümlesinde ise akşam şairi nedir? Burada belirtisiz isim tamlamasıdır. Dolayısıyla akşam kelimesi burada isim görevinde kullanılmıştır. Şirketin genel kurul toplantısı bu hafta sonu akşam yapılacak cümlesinde ise yapılacak fiil ne zaman yapılacak? Akşam. Fiile sorduğumuz ne zaman sorusu bize neyi verir arkadaşlar? Zaman zarfını verir. Bakın bu sözcük de zaman zarfı görevinde kullanılmıştır. Bize tam da bunu sormuştu. Birinci cümlede isim görevinde,
ikinci cümlede zaman zarfı görevinde olduğu için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Çelik bir tencere derken tencere isim, tencerenin neden yapıldığını belirtmiş takısız isim tamlaması. O yüzden bu sözcük de isim görevindedir. Çelik kapı derken yine kapının neden yapıldığını belirtmiş takısız isim tamlaması. O yüzden çelik sözcüğü de isim görevindedir. Her ikisi de isim görevinde olduğu için D seçeneğini de demiş olduk. Böyle bir şehirde derken şehir isim, hangi şehirde? Böyle şehirde. İşaret yoluyla ismi belirttiği için arkadaşlar bu nedir? İşaret sıfatıdır. Böyle bir insanla derken de insan isim, hangi insan? Böyle insan, yine ismi belirtmiş ve işaret yoluyla belirttiği için bu da işaret sıfatı görevinde kullanılmıştır. Bunlar da aynı görevde olduğu için biz bu seçeneği de elemiş oluruz. 11. soru. Atasözlerinin hangisinde ayraç içinde verilen zarf türünün örneği yoktur demiş. Bakalım. Atılan ok geri dönmez. Dönmez fiil. Nere dönmez? Geri dönmez. Geri sözcüğü yalın halde kullanılmış ve fiili belirttiği için bu sözcük nedir? Yer yön zarfıdır. Dolayısıyla açıklamaya uygundur. A seçeneğini elemiş olduk. Çok bilen çok yanılır. Arkadaşlar yanılır fiil. Ne kadar yanılır? Çok yanılır. Miktar zarfı. Bilen demiş, anası mezar dikecekmişten fiilimsidir bu. Ne kadar bilen? Çok. Çok sözcüğü de yine burada miktar zarfıdır. Açıklamada da miktar zarfı dediği için bu da doğrudur. B seçeneğini denemiş olduk. Dere geçerken at değiştirilmez. Değiştirilmez fiil. Ne zaman değiştirilmez? Dere geçerken değiştirilmez. Ne zaman sorusuna cevap olduğu için bu sözcük zaman zarfıdır. Açıklamaya uygundur. C seçeneğini denemiş olduk. Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Gelmek fiil. Nasıl gelir? Hoş gelir. Bakın hoş sözcüğü fiili belirttiği için bu da nedir arkadaşlar? Durum zarfıdır. Açıklamaya uygundur. Bunu da elemiş olduk. Gönül kimi severse güzel odur cümlesinde herhangi bir soru zarfı olmadığı için arkadaşlar doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Geçiyoruz son soruya arkadaşlar. 12. soru. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zarf yoktur demiş. Ağır kazan geç kaynar. Kaynamak fiil. Nasıl kaynar? Geç kaynar. Geç sözcüğü burada durum zarfıdır. A seçeneğini elemiş olduk. El elin eşiğini türkü söyleyerek arar cümlesinde aramak fiil. Nasıl ararmış arkadaşlar? Türkü söyleyerek. Bu da durum zarfıdır. Bunu da elemiş olduk. Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur. Dursun. Boş fıçı çok langırdar ifadesinde langırdamak fiildir. Ne kadar langırdar? Çok. Çok sözcüğü de burada fiili belirtmiş ve miktar yönüne belirttiğinden dolayı miktar zarfıdır. D seçeneğini de demiş olduk. Ağaç yaşken eğilir. Eğilmek fiil. Ne zaman eğilir? Yaşken eğilir. Arkadaşlar zaman yönünden belirttiği için bu da zaman zarfıdır. Dolayısıyla E seçeneğini de elemiş oluruz. Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur cümlesinde herhangi bir zarf bulunmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.